Teşekkürler. Bu güzel haberi de biz de paylaşmış olduk buradan. Evet, Diyarbakır'da da bugün iki güzel haberi yaşamıştık. Diyarbakır'da 72. saatinde Yazgül Çaçan arama kurtarma çalışmalarında enkazdan çıkarılmıştı. Ve 82. saatinde de Beşir Yıldız, 6 yaşındaki Beşir Yıldız toprak altından çıkarılmıştı. Bunlar da Diyarbakır'ın bugün güzel haberleriydi. Depremle mücadelenin bir diğer boyutu da toplanma alanları ile ilgili bir çalışma yürüyordu. Toplanma alanları Diyarbakır'da oldukça organize bir şekilde hayata geçti. İlçelerin merkezlerinde bulunan parklarda çadırlar kuruldu, elektrikler çekildi. Buralarda soba sorunları, soba ihtiyaçları karşılandı. Yemek ihtiyacı zaten karşılanıyor. Yemek ve gıda konusunda Diyarbakır'da özellikle dikkat çeken bir durum. Alanda beklerken saat başı bir yerlerden yemek geliyor bu bölgeye ve herkese yemek dağıtılıyor. Biraz fazlasıyla da yemek dağıtılmaya başlandı. O anlamıyla yemek ihtiyacı Diyarbakır'da kalmadığını söylemek mümkün. Gıda konusunda Diyarbakır'da bir ihtiyaç kalmadığını söylemek lazım özellikle. Yardım malzemeleriyle ilgili de benzer bir durum söz konusu. Yardım malzemeleri Diyarbakır'a geliyor halen. Bunlar şimdi Diyarbakır'da toplanıp Hatay, Maraş ve Adıyaman'a doğru gönderilecek. Yardım malzemelerinin bir boyutu Diyarbakır'da bu şekilde değerlendirilecek bundan sonraki süreç açısından. Toplanma alanları ile ilgili devam edersek Dicle Üniversitesi bu konuya dahil oldu. Üniversiteyi halkın evine giremeyen insanların hizmetine açtı ve duşa kadar, sıcak duş imkanına kadar her türlü imkanı Diyarbakırlılar kullanabilecekler. Yemek sorununu yine orada ihtiyacını karşılayacaklar. Gece orada konaklama imkanını verecek üniversite kampüsü içinde. Dolayısıyla Dicle Üniversitesi de bu alanda böyle önemli bir katkı sunuyor. Diyarbakırlıların büyük bir oranda köylerine gittiğini ifade etmiştik. Herkesin Diyarbakır'da bir köylerle bağı var ve oralarda eşi dostu, kendi evleri de var. Ve depremin ikinci günü itibariyle büyük çoğunluğu köylere gitti ve Diyarbakır o anlamıyla da oldukça sakin bir duruma dönüştü. Bu boyutlarıyla da tabii Diyarbakır'ın hızla önümüzdeki sürece doğru normalleşmeye ilerlediğini söyleyebiliriz. Kısa sürede bu çalışmaların biteceğini buradaki görevlilerden öğrendiğimiz bir bilgi olarak ifade edelim. 2-3 gün içinde bu çalışmalar, enkaz üzerindeki arama kurtarma çalışmaları bitecek. Ve Diyarbakır'da depreme dair çalışmaların da sadece hasar tespit çalışmaları noktasında devam edeceğini ifade edelim. Hasar tespit çalışmaları özellikle Bağlar bölgesinde de devam ediyor. Buralarda hasarlı binalar var. Hasarlı binalara ilişkinde zaman zaman önlem alındığına dair, o binaların boşaltıldığına dair de bilgiler bizlere geliyor. Artçı depremler de hafif de olsa devam ediyor. Artçı depremlerin devam etmesi tabii insanların evlerine girmesine de bir anlamıyla da sıkıntı yaratıyor. Deprem enkazların kaldırılmasında AFAD görevlileriyle birlikte polis özel harekat birimlerinden görevliler çalışıyor. Bunlar özellikle belli burada yok, diğer alanlarda var. Onun dışında değişik belediyelerin personelleri buralarda çalışıyor. Bunlar da depremlerin en azından bundan sonraki süreç açısından da oldukça yaygın bir kesim tarafından da çalışma ekiplerinin oluşması itibariyle de önemli bir gelişme. Diyarbakır'da sosyal medyada bir çalışma yürüdü bugün. Bu bulunduğumuz bölgeye yakın bir noktada başka binaların da yıkıldığına dair paylaşımlar yapıldı. WhatsApp gruplarından paylaşıldı böyle bir bilgi. Daha sonra o bölgeye baktığımızda bunların yalan olduğunu gördük. Bu yalan çalışmalar, bu tür propagandaların halen yapıldığını ifade edelim. Buna özellikle de bütün Türkiye'de, bütün halkımızın dikkatini de sunalım. Hiç asları yok. Yani hemen alt tarafımızda cezaevinin çevresinde bir binanın yıkıldığı ifade edildi. Ve gidip baktığımızda da orada hiç o şekilde bir durumun olmadığını görüyoruz.
Adıyaman'a dönelim. Biz dün günübirlik Adıyaman'a gitmiştik. Adıyaman'da Urfa üzeri gittik. Urfa o bölgeden yol istikameti boyunca dikkat çeken bir gelişme vardı. Türkiye'nin dört bir yanından Adıyaman'a doğru yardım araçlarının gittiğini gördük. Otomobiller, işte minibüsler, kamyonetler, kamyonlar, tırlar hep yardım malzemesi dolu ve Adıyaman'a doğru gidiyorlardı. Bu durum Adıyaman'ın içinde de aynı yoğunluğu gösteriyor. Yani bir adeta konvoy oluşmuş durumdaydı Adıyaman'a doğru yardım malzemeleri konusunda. Diyarbakır'la ilgili az önce ifade ettim. Burada yardım malzemelerine ihtiyaç yok. Yemeğe ihtiyaç yok, gıda ürünlerine ihtiyaç yok Diyarbakır'da. Ama Adıyaman'da bu tür ihtiyaçlar en azından gıda boyutuyla, çadır boyutuyla bir ihtiyacı biz dün orada gördük. Çünkü Adıyaman'da büyük bir yıkım var, bunu ifade etmek lazım. Ve insanların orada çadıra ihtiyacı var. Hem de bol bol çadıra ihtiyacı var Adıyaman'ın. Bunu, bu ihtiyacı yetkililere de iletmek açısından ifade edelim. Ve o gezdiğimiz bölgede insanların bir diğer talebi de kuru gıda talebi vardı. Bize kuru gıda gönderin. Onun dışında diğer ihtiyaçlarımızı görevliler geliyorlar, gün içinde veriyorlar. Ama kuru gıda ihtiyacımız var, bunu çözün şeklinde taleplerde bulunmuştu dün gittiğimizde. Evet, Adıyaman'la ilgili yarından sonra, yarın öğleden sonra özellikle biz de Adıyaman'da olacağız. Oradaki gelişmeleri takip edeceğiz ve ulusal kanal ekranlarına taşımaya çalışacağız. Diyarbakır'daki süreç kısa sürede normale dönecek. 7 enkazda arama kurtarma çalışmaları bütün yoğunluğuyla devam ediyor. Arkada görülen enkazdaki çalışmayı ifade edelim. Yani şu an bir enkaz üzerinde her alanda, parça parça alanlarda farklı farklı çalışmalar devam ediyor. Ekip, araçlar da, vinçler de hepsi diğer deprem bölgelerine geçecek diyelim. Ve Can Karadut, sözü, sorunuz olursa devam edelim. Yoksa sözü size bırakalım. Evet, Ekrem Demir Diyarbakır'dan son notları bu çerçevede anlatmış oldu. Bir can